Merhaba sevgili Feyk Hoca, Sherlock Holmes Devil Saturn yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Geçen bölümlerde ne olmuştu çok hızlı bir şekilde hatırlamak gerekirse arkadaşlar. Geçen bölümde, yani önceki bölümlerde evimize bombalı bir saldırı düzenlenmişti. Biz de bunun suçlusunu ararken suçlunun gömleğinin cebinde, suçlunun paltosunun cebinde Yeşil Ejder Meyhanesi denilen bir yer keşfettik. Daha sonra Yeşil Ejder Meyhanesi'ne doğru ilerleyince oranın üst katına çıktık. Orada poker oynanıyordu ve yarık dudaklı bir adam gördük. Dikkatimizi çekti ve saygı duyulan birisi. Neyse işte daha sonra meyhanede kargaşa falan çıkardık. Yarık dudaklı adamı takip ederken onun eşyalarını araştırdık. Kendisi ailesiyle birlikteymiş ve eşyalarını bir rehin dükkanına bırakmış. Sonradan öğrendik ki bu mekan Jack Cole denilen bir elemanınmış. Zamanında biz bunun kardeşini sakat bırakmışız. Daha sonra arkadaşlar biz mekandayken Orson Welles bizim taklidimizi kullanarak bizim mekana geldi. Bizim kılığımızda mekana geldi ve orada az kalsın dayak yiyordu. Bütün işleri berbat ediyordu. Daha sonra biz onun poposunu kurtardık arkadaşlar. Bu arada Alice, yani bir suçlunun kızı olan Alice, onun hakkında da çok şey öğrenmiştik. Zamanında bir tane okulda yangın çıkmış. Büyücülük okulu gibi bir şey, böyle garip bir şey. Psikopatça bir okuldu. Bu oradan kaçmış. Aynı zamanda bunun babasının bir suçlu olduğunu öğrenmiştik arkadaşlar. Onun dışında artık Alice şey dedi, ben gideceğim dedi, buralardan gideceğim dedi. Yani sana karşı kötü bir amacım yok dedi. Ama Orson Welles Alice'le olan konuşmamızı bile mahvetti. Ve son olarak arkadaşlar buraya geldik, hapishaneye geldik, Scotland Yard'a geldik ve Jack Cole'u tutuklattık. Jack Cole'dan da pek bir şey öğrenemedik açıkçası. Yani yarık dudaklı adamla neden buluştun falan dedik de yani bize çok tatmin edici bilgiler vermedi. Ama halen daha bize karşı kinli, halen daha bize karşı atarlı. En azından bunu biliyoruz arkadaşlar. Ve son olarak geçen bölümün yarışması şeydi arkadaşlar. Bölümün alakasız bir yerinde alakasız bir kelime söylemiştim. Bu kelime de palmiye ağacıydı. Alakasız bir yerde palmiye dedim, yani ne alaka yani. Bunu doğru bilen kişi de Özgür Çiçek olmuş. Buradan kendisini tebrik ediyorum ve 1 puan ekliyorum. Neyse, daha da diyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Bu bölümdeki görevlerimiz bizi öldürmeye çalışanın kim olduğunu bulmak. Nihai görevimiz, ana görevimiz. Ve son olarak da yarık dudaklı adamın evini bulmak. İlk olarak tabii ki de yarık dudaklı adam suçlu mu değil mi, bundan emin değiliz. Yarık dudaklı adamın peşinde koşacağız arkadaşlar. Hadi bakalım, şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. İlk olarak arkadaşlar Lambert Sokağı'na gideceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam Lambert Sokağı'nda yarık dudaklı adam, dediğim gibi, eşyalarını rehin bırakmıştı. Para sıkıntısı çekiyor olmalı. O yüzden Lambert Sokağı'na doğru yardırıyoruz. Lija lija, you are tearing me apart. They are taking all the beautiful animals. Oh yeah. And they put them in the cage. The government totally sucks, you motherfucker. The government totally sucks. Evet, Lambert Sokağı denilen yere geldik ve bir tane opsiyon var şu an oyunda arkadaşlar. O da fotoğrafa bakmak. Sherlock, fotoğrafa bak oğlum. Şüphelimiz ailesiyle birlikte evlerinin yanında. Abi şimdi evin üzerinde böyle lamba tarzında bir şey var. Ve o evin kapısında 8 tane kare var. Bunu hatırlayabiliriz abi. Fotoğrafı gizle. Buna göre hareket edeceğiz. Aa, Butler'ın rehin dükkanı burası. Abi evi burası olabilir mi acaba? Bak burada da 8 tane şey var. Burası evi olabilir belki yani. Ha, bizi postacı zannetti. Burası olamaz. Butler'ın rehin dükkanına gidiyorum. Belki burada bir şeyler vardır. Giremiyor muyuz? Ama rehin dükkanına yakın bir yerlerde oturuyor olmalı yani. Konuşamadım şu an ama. Aa, burada da benzer bir ev var. Bir daha fotoğrafa bakmak istiyorum. Üstü, yani parçaları da ayrı ayrı yapılmış. Deminki eve benziyor aslında ama. Şurası olabilir mi? Burası da değil bence ya. Burası da olamaz. Açmadılar bile abi. Neresi olabilir diye araştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. Belki şurası. Ama bütün evde 8 tane şey var abi. Burası da değil ya. Evin üzerinde bir şey olması lazım. Aa, burası.
Buldum arkadaşlar burası. Evin üzerinde lamba tarzında bir şey vardı. Burası abi. Ulan evde de kimse yok mu? Taktiği girdik anasını satayım. Hadi bakalım bismillah. Evet. Yarık dudaklı adamın evine geldik arkadaşlar. Good day to you, madam. Good day, sir. Evet, yaşlı bir teyze var. Yaşlı teyzeyi bir inceleyelim bakalım kimmiş, ne değilmiş. Aşağı inelim, bir gözlük var. Gözleri mi bozuk yoksa sadece bir aksesuar mı? Yani tabii ki de gözleri bozuk. Onun dışında burada bir İncil var galiba. Evet, İncil var. Kitap, İncil, tamam. Daha ne var abi? Evi bayağı inceledik. Resim. Çoban mı yoksa dini sembol mü? Bence dini sembol. Yani İncil'le bağlantılı olmalı. Ve haç. Protestan. Araştırmayı değerlendirelim. Jeremiah'ın annesi. Jeremiah kim onu bilmiyorum lan. Jeremiah'ın annesi orta yaşlı dindar bir kadın. Sessiz bir hayat sürdürüyor. Nadiren dışarı çıkıyor. Evi dini resimler ve sembollerle dolu. Uzağa göremiyor. Kalın mercekleri olan gözlükler kullanıyor. Jeremiah, he's not at home now. Might I ask you a few questions about him? Perhaps we could speak inside. I don't know who you are, sir, but I'll have to ask you to leave right away. She won't speak with a stranger. Hayda. Abi konuşmadı bizimle kadın. Eve girmenin bir yöntemini bulmamız gerekiyor. Kadın bizimle bildiğin konuşmadı yani. Yabancıları almaz tabii, mantıklı yani. Aa, Wiggins'e yollayacağız bu görevi. Wiggins şeytan çıkarma ayinine yardımcı olabilir. Sürekli Baker Caddesi'nde 221B'ye yakında takılıyor. Tamam, Wiggins'e gidiyoruz abi. Küçük çocuk vardı ya, Wiggins. Wiggins de bize bayağı yardımcı oluyor ya. Çocuğun hakkını yemeyelim yani. Ama çocuk nerede? Bir Wiggins'in yanına gidiyorum arkadaşlar. Bakalım Wiggins'i bulmamız lazım ki Wiggins'i bu eve yollayalım. Bize yardımcı olması lazım yani Wiggins'in. Wiggins bir şeyler yapacak yani. Yine iş Wiggins'e kaldı. Biz bir şey yapamıyoruz yani şu an. I am the last and highest court of appeal in detection. Orson Welles mi konuşuyor gerizekalı? Tamam abi, uğraşmayalım. Burada zaman kaybetmeyelim. Bizim Wiggins'i bulmamız lazım. Dışarıda bir yerde takılıyormuş. Yani bizim caddeye yakın bir yerde takılıyor. Amacımız Wiggins'i bulmak. Şurada değil mi işte? Bak gördüm. Evin karşısında. Wiggins. Wiggins, an exorcism. Protocol 2.5 on Lambeth Street. Yeah, you can count on us, Gov. E şimdi ne yapacağız abi? Wiggins'i bir görev için yolladık. Şeytan çıkarma falan. Büyük ihtimalle annesinin yanına gidecek. Kılık değiştirip eve girmemiz gerekiyor. O zaman papaz rolünde gireceğiz. Çok mantıklı. Papaz olarak gireceğiz abi. Kadın zaten dindar. Bize papaz olarak girersek kadının güvenini kazanırız yani. Şu an aklıma geldi. Evet. Abi Orson Welles kapa çeneni ya. Harbi boş yapıyoruz. Kılık değiştirelim abi. Haydut gibi gidersek olmaz tabii. Papaz gibi gitmemiz lazım. Makyajımızı da ona göre yapalım. Papaz olalım abi. Papazlar nasıl giyinir? Böyle giyinmez. Böyle giyinir. Gözlük de verelim. Sakal. Papaz sakalı lazım. Taksici oldu oğlum, papaz. Tamam, böyle iyi ya. Bugün böyle takılalım. Şimdi abi gidiyoruz. Gidemiyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrardan Lambeth sokağına gidiyoruz. Bakalım, kılığımızı değiştirdik. Papaz olarak annesiyle konuşmayı deneyeceğiz. Wiggins'e de görevini verdik. Şeytan çıkarma ayini falan dedik. Bakalım neler olacak, merak ediyorum yani. We're ready, Gov. Biz hazırız efendim. Neye hazırsın, ben onu anlamadım. Olaylar çok hızlı gelişti. We're ready, Gov. Tamam, neyse sen takıl. Ev neredeydi abi?
Gel bakalım. Someone close the door. I should find a way to attract the attention of Jeremiah's mother. Kapıyı kilitlemişler, dış kapıyı kilitlemişler. Kadın kıllandı tabii. Şimdi kadının dikkatini çekmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Abi ne yapmamız gerekiyor? Hayda. Taş atacağız. Bir taş attım pencereye, tık dedi. Jeremiah'ın annesi çıktı. Dindarlık partisi yok dedi. Vay vay. Hocam. Yolla gitsin anasını satayım. Hayda, çatıya attık anasını satayım. Bir kere daha. Yolla gitsin. Abi ben tamamen berbat bir atıcıyım ya. Gerçekten berbat bir atıcıyım abi. Şimdi. Ay ya. Şöyle abi. Tamam. Little rascal. Refrain from anger, forsake wrath. Fret not yourself, it tends only to evil. Thank you, father. You are so kind. Those brats are always causing trouble. Now, where are my manners? May I offer you a cup of tea as a small thank you? I don't know if... God bless you, sister. My name is Margaret Thorne. It is an honor that God sent you to me. You appear grieved, sister. Is it because of those children? Oh, no. It is my son, Jeremiah. I fear that he is doing bad things, father. How bad? I don't know. He has just become nervous and angry and rude. And he used to be such a nice boy. These days he won't spend any time at all with us. Not even with Janet, his younger sister. He hides himself away inside his room and locks the door. And he won't open it for anyone. Hayda, adam önceden iyi birisiymiş ama ailesiyle de arası bozulmuş. Ya tamamen yaptığı işten dolayı mı bilmiyorum ama bir de Jeremiah'ın işini soralım. And where is your son? I don't know where he is. He hasn't come back from last night. I'm so worried. Perhaps his absence is connected with his job. Where does he work? I don't know if he has a job, father. I've asked him several times, but he just gets angry and won't speak. Perhaps Jeremiah is being poorly influenced by his friends. I wouldn't know. He never mentions any friends. I am afraid that he could be possessed by the devil himself. He's changed so drastically lately. He won't tell me anything and he flies into rages and shouts at me. I don't know what to do. O zaman iblisi ara diyelim abi. Oha! Yani kötülüğün kaynağı iblisse, iblisi bulalım o zaman. Don't distress yourself, sister. You were right to confess. Truly, I can feel an evil presence in this apartment. Oh, God! Allow me to search for the demon in this house. God bless you, Father. Tamam, şimdi evde istediğimiz gibi at koşturabiliriz arkadaşlar. Yani iblisi bahane ettik. Böylece Jeremiah'ın evini karıştırabiliriz. Müzik çok güzelmiş lan. Bu ne abi? Oğlum ne oluyor? What the fuck? Bookcase and books, possessed wood and words. Expel your literary demons. Arkadan çocuk vuruyor, anasını satayım ya. Gerçekten mükemmel bir senaryo olmuş. Abi bu vaka gerçekten mükemmel. Ne vaka öyle ayrıya mı? Ya saçmalama. Tamam. Abi. Abi ya. Bak çocuk yukarıda şimdi de abi, mükemmel. Fire and flames. Better for crumpets than foul-toothed demons. Be gone and bring peace. Abi gerçekten harika olmuş. Gerçekten çok zekice. Ya yani şu an hayran kaldım yani ya. Harbi mükemmel bir senaryo. Window.
Pencere çerçevesi. Korumalıyım seni çıkartarak. Şeytani camın içindekileri. Abi ya Sherlock, sen zeki bir adamsın. Fazla zeki bir adamsın ya. Abi böyle bir şey yok. Gerçekten kadını inandırdık yani. Yani şu an ben bile inanırdım açıkçası. Gerçekten ben bile inanırdım yani. Abi. Daha var mı? Daha nereyi trolleyeceğiz? Kapıya da mı yapıyoruz abi? Yapalım. Kapı tahta. Yapamadık, dur. Kapı tahta. Kalıp demir. Barbar iblisin. İşini bitir. Sister, you saw that the demon has taken shelter in Jeremiah's room. I should go there alone. God save us. Sister, wait for me outside. This fight will be a fierce one. God help us. I'll do what you say. Abi gerçekten harikaydı ya. Oyunun en neşeli kısmıydı gerçekten. Şimdi odasına da girebiliriz artık. Kadını kandırdık. Hocam ya, acaba bizim cinci hocalar da böyle mi yapıyor yani? Londra'dan kaçmayı planlıyor galiba. Neyse, ciddiye dönelim abi. Eğlendik yeter. Eşyalarına bakıyorum. Bomba yapmak için kullanılan sarmal bobinlerden biri. Jeremiah'ın kız kardeşi Janet, Titanic'teki kadına benziyor lan. Kate Winston mıydı neydi, ona benziyor. Gerçi Kate Winston değildi ama ona benziyor yani, anladınız. Ev yapımı bomba çizimleri. This is evidence enough to put Jeremiah behind bars. Yani bu kanıtlarla adamı hapse atabiliriz arkadaşlar, ama kız kardeşi falan, kız kardeşi normal biri mi? Burada bir çöp var. Bu ne abi? It looks as though this letter was torn up in rage. I should reassemble the fragments to read what was written. Öfkeyle parçalanmış bir mektup. Tamam, bir araya getirelim abi, bu kolay. En köşede bu var. Şu burada abi. Birleştirme işi kolay yani, ne var? Değilmiş. Kolay değilmiş. Tıt 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 tıt. Abi ya, ruh bile çıkardık ya gerçekten. Daha da bir şey diyemem yani. Harbiden daha bir şey diyemem. Tamam, iki parçayı birleştirdik abi. Daha. Bu da bir parça büyük ihtimalle. Yok, değilmiş. Alttan da bir parça olması lazım. Tamam, bir parçayı daha koyduk abi. Şurada da bir parça var. Daha da bir parça. Bakalım mektupta ne yazıyor. Çok merak ettim. Adam yırttığına göre bir şeye atarlanmış olmalı. Bir şey, adam dellenmiş yani. Adamı bir şey darlamış abi. Neye darlanmış adam, onu bulmamız lazım yani. Şurada da bir parça var. Tamam. Üste bir parça daha var abi. Şu da şuraya. Kuzey Kıbrıs haritası gibi bir parça. Dört parça daha kaldı. Bunları da birleştirirsek işimiz tamamdır yani. Gerçekten bir şey kalmadı yani. Bu buraya. Bu buraya. Bu da buraya abi. Bakalım mektupta ne yazıyor. La okuyamadık ki. Hey Jeremiah, sana hatırlatmak istediğim bir şey var. Bu dünya söz verip de başladıkları işi bitirmeyenler için oldukça acımasız ve affetmez olabilir. Sevdiğin ve önemsediğin birinin kötü yola düşmesi oldukça kötü olurdu. Örneğin kız kardeşin Dart. Abi adamı tehdit etmişler. Adam o yüzden bizi şey yapmış. Adamı kız kardeşiyle birlikte tehdit etmişler. The Dart. He was at the center of a notorious case from 1888. 1888 yılından gelme birisi. It's over. The demon is defeated. Oh, thank you. Bless you, Father. Now, pray for Jeremiah's soul and give thanks, sister. Goodbye. Lord be praised. Goodbye. Tamam. Jeremiah'ın evi görevi tamamlandı ama şu anda Dart denilen bir kişi ortaya çıktı arkadaşlar. Bu da Jeremiah'ı tehdit etmiş. Şu an bir şeyleri birleştirmemiz lazım abi. Şu an birleştirmemiz lazım.
Burada bir şey var. Baker Caddesi 221B nolu daireye fırlatılan bomba Jeremiah tarafından yapılmış. Tamam, bombayı o yapmış ama bir şey daha var abi. Meyhanede gördüğümüz ve Holmes'u öldürmeye teşebbüs eden aynı kişiydi Jeremiah. Bir şey çıktı ortaya. İki tane opsiyon var. Ya Jeremiah Sherlock Holmes'u öldürme teşebbüsünü görüşmek ve planın sonraki aşamasını tartışmak üzere Balyoz Jack Cole'u ziyaret etti. Ya da Jeremiah Balyoz Jack Cole'a satması için bir çanta çalıntı eşya getirmek üzere onu ziyaret etti. Abi şimdi çantasında eşya vardı. Ama plan bence Jack Cole'dan değil, Dart denilen bir adam var. O yüzden bence adam eşya satmak için gitmiş çünkü paraya ihtiyacı vardı. Çalıntı eşyaları Balyoz'a götürmüş. Yoksa planı bence Dart'la konuşmuş bunlar. Çalıntı eşya diyorum ben. Böyle yani abi. Daha da bir şey birleştiremeyiz. Dart Jeremiah'ı tehdit etmiş. Dart Jeremiah'ı kız kardeşini genel eve yollamakla tehdit etmiş. Daha önce de 1888'deki bir skandalda adı geçmişti. Dart gerçekten adi bir adam. Demek ki insanları sevdikleriyle tehdit ediyor. Şu an eve gidip Dart'ı araştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Abi Orson, kapa çeneni, muhabbet kuşu gibisin ya. Hocam nereye bakacaktık şimdi? Neyse dur, o zaten çıkar ya. Dart'ı bir araştıralım. Dart nedir ne değildir? 1888 diyor abi. Hemen 1888'e bakıyorum. Karın deşen Jack. Oo, Jack the Killer. Dart cezaevinde. Sherlock Holmes ve Scotland Yard ünlü Walworth çetesi lideri Dart Percy Fleming'i yakalamayı başardı. Walworth çetesinin çeşitli suçlarda adı geçmişti. Bunlara şantaj ve en ünlüsü Londra'daki Beyaz Kuğu olmak üzere birkaç genel ev işletmeciliği de dahil. Polis baskınından dolayı çetenin mali kaynaklarına önemli bir darbe vurulmuş oldu. Yargıç Dart Fleming'i suçlu buldu ve hapishanede 7 yıla mahkum etti. Tamam. Yani genel ev falan işletiyormuş adamlar arkadaşlar. Hoş değil yani. Şimdi Lestrade'den de Dart'ı tutuklamasını isteyelim. Dart'ı da bir tutuklatalım yani. Hemen Scotland Yard'a gidiyorum. Ulan bu kadar kolay mı? Önümüze gelen adamı tutuklatıyoruz lan. Oha. Demek ki bu adamların nerede olduğu falan belli. O yüzden yani zaten Beyaz Kuğu denilen bir şeyler falan varmış. O yüzden adamları tak diye fişliyorlar yani. Evet. Yine karakola geldik. O da gitti sefere. Tamam gidiyorum. Lestrade geliyorum yavrum. Selamünaleyküm. Hocam. Percy Fleming'i tutukla. Lestrade, I have a suspect in our case. It's Percy Fleming. Can you apprehend him? I'll give the order to the constables. Inspector, we have the second suspect for you. Now just admit that Scotland Yard is looking after you well, eh? Well, I'd be of little use to you dead. Tamam. Percy Fleming de tutuklandı arkadaşlar. Şimdi adamla konuşacağız ve eşyalarını inceleyeceğiz büyük ihtimalle. Sonra bakalım bu adam yani Jeremiah'la konuşmuş ve ona akıl ustalığı yapmış. Adamı tehdit etmiş. Bizi bombalamak istemiş. Bakalım bir de bunu sorgulayalım abi. Neredesin lan Keko? Aa burada. Please escort this suspect for interrogation. A good day to you, Percy the Dart Fleming. Huh. It's the Flopper. Flopper. You're aware of what happened to Baker Street the other night. I'd say I'm a little luckier than that. Well, I don't give a fig. Allah Allah, bu nasıl umursamaz bir tavır lan? Senin bir tipini inceleyelim Keko. Senin bir tipine bakalım yani. Burada bir yaran var. Ya çete savaşı ya da çocukken dövülmüş. Çete savaşı diyelim. Tamam. Daha neyin var yavrucuğum? İn. Mendil.
Modaya uyuyor veya iyi hissetmiyor. İyi hissetmemekle alakası yok. Yoksa sümüklü olurdu. Bence modaya uyuyor abi. Hasta bir görünüşü yok. Bu ne? Gösterişli düğmeler, pahalı ve sıra dışı giysiler. Daha ne var abi? Dövme var. Ya Westgate hapishane dövmesi ya da sıradan bir dövme. Hapishane dövmesi. Ve son olarak elinde bayağı bir yüzük var ya. Şu an gerçekten çok özür dilerim arkadaşlar. Sansür koyarak söyleyeceğim ama bu adam tamamen bir p***ye benziyor yani. Bildiğim yeter ya, çok sansür olacak. Çok sayıda yüzük, gösterişçi. Tamam. Percy Fleming Dart adıyla da tanınır. Walworth çetesinin lideri ve birkaç genel evin sahibidir. Fleming'in işleri iyi gitmektedir. Varlıklı bir adamdır. Fleming kendisine iyi bakan, modaya uyan sıra dışı bir adamdır. Yüzündeki yara bir çete savaşına katıldığına tanıklık ediyor. Dart, Westgate hapishanesinde 7 sene yattıktan sonra daha yeni serbest kaldı. Tamam. O gece için mazeret. What were you doing two nights ago around 1 AM? I was at the White Swan. The White Swan? The brothel that you own. That can't be counted as an alibi. What do I need an alibi for? Jeremiah'a soralım. Does the name Jeremiah ring any bells with you? It's the first time I've heard it. Dur! İlk defa duyuyorum dedim güzel kardeşim. Bıçak değil, fotoğraf değil, saldırgan tarifi değil, toplanan muhaflar değil. Dart, Jeremiah'ı tehdit etmiş. Bu yani. How about this threatening letter that bears your name? Oh, I remember now. A threat? Come on. Just a reminder for him to pay his debts. It's just a small one, and it's a matter of principle. How do you know him? Ah, he's always coming around, begging for odd jobs. But he just talks rubbish. He's off his head. Kafası yerinde değil dedi ve hatırladım dedi. Aniden hatırlaması da biraz garip ama adama borcu varmış. O yüzden tehdit etmiş bu adam. Bir de Jack Cole'u soralım. Do you have any business with Jack the Hammer Cole? I have. He sometimes provides my business with girls. But he's stupid. A hot-headed clown. Yeah. I would be worried about him if I were you. Yes? He told me what you did to his brother. And, well, let's just say he hates you. Tamam. Bir şeyler daha araştıracağız abi. Jack ve Percy'nin işi. Percy Fleming genel evine kızları Jack Cole'un getirdiğini belirtti. Percy'nin ifadesi, Percy Fleming Jeremiah'ın para kazanabilmek için sürekli tuhaf işler istediğini belirtti. Eşyalarını inceleyeceğiz ve son olarak da bizi kim öldürmeye çalıştı bunu bulmamız gerekiyor abi. Abi bugün bu davayı bitiriyorum ben ya. Bugün bitiriyorum yani. Bir de eşyalarına bakalım bu elemanın. Hemen eşyalarını inceliyorum arkadaşlar. Bu ne abi? Şifrelenmiş bir kayıt. Hayda. Burada bozuk para tarzında bir şey var. Bu ne oğlum? Eski Roma'da genel evlerde kullanılan bir metal para. Wow. Bu ne abi? Bir de baston. Kadın şeklinde bir baston. Tamam. Şimdi hocam. Arşivlerde şu şifreli kayıtları aramamız lazım. Eve gidiyorum hemen. Yine geldik arşivlere. Şifreli kayıtları arayacağız şimdi de. Hocam mesela bu ne? Sezar. Adam Roma'yı seviyor. Sezar şifreleme yöntemi mantıklı olabilir. Ama nasıl bir şey oğlum bu? Bu ne abi? Hayda. Harfleri değiştiriyoruz. Anlamlı bir şey çıkacak mı ona bak. Aa çıktı. Basit. Harbiden basit.
Ne bulmamız lazım abi daha? Bir şey oldu lan. Jeremiah. Borçlarla dolu bir defter. Listede Jeremiah'ın adı da var. 95 euro borcu varmış. Hayda, Jeremiah Orson'u kaçırdı. Abi Orson iyi mi kötü mü bilmiyorum. Çok şapşal bir adam aynı zamanda ya. Veya çok güzel mal ayağına yatıyor yani. İkisinden biri abi. Abi şu an çok sıkıntı olacak. Şu an gerçekten büyük sıkıntı. Bence davanın patladığı nokta burası abi. Başlayalım. I should find a way to get inside. Hocam ne yapacağız? Orson Wilde'ı bulacağız. Ne var ki oğlum burada? Oğlum bildiğin mezarlığa geldik ya. Farklı bir şey görmem mi lazım diyordum ki burada bir şey var abi. Bu ne? Bu maske ne oğlum? Çin maskesi oldukça eski. Hayır dur. Bu sadece iyi tasarlanmış bir kopya. Ne alaka? Yine ne var ya? Buraya girebiliyor muyuz? Oğlum. Çok sıkıntılı işler bunlar. Harbi çok sıkıntılı işler yani. Adam buradan dönüyor abi dur. Adam nerede lan? Tamam adam ilerlemeye devam ediyor. Oo bir tane daha adam var. Oo. Abi inşallah yakalanmayız. İki adam var abi. İki adam olması sıkıntı arkadaşlar. Şuradan da bir dönelim. Çabuk 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 Sherlock. Şuraya gir abi. Adam gelecek şimdi. Büyük ihtimalle gelecek yani. Yakalanmayalım. Oradan dönüyor. O gelene kadar ben buraya girerim abi. Ulan mezarlıkta çarpılacağız. Yemin ediyorum çarpılacağız. Mezarlıkta oyun oynuyoruz ya. Buraya girecek hali yok. Hadi yavrum geri dön. Buradan nereye gideceğiz? Ya burada bir kapı var. Abi çok garip yerler ya. Kapalı. Adam geliyor lan. Çabuk çabuk çabuk. Vallahi görüyordu görüyordu görüyordu. Ananı satayım git. Yok oğlum hayal gördün sen. Abi bir tane daha var abi ya. Biri gitti diğeri başlıyor. Şuradan yardıralım. Bekle sen dönüyorsun baba dur sen dön. Dur abi. Çabuk 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 çabuk. Aa!
Hayır hayır, hayal gördün, hayal gördün. Hayal gördün, anasını sattım çocuğu, hayal gördün. Yok bir şey oğlum. Rüzgar esti. Şimdi maskesinin alakaydı, ben onu anlayamadım ya. Güzel kardeşlerim. Arada bir şeyler görüyorsunuz yani, tamam. Daha da yoktur umarım, ananı satayım. Lan geliyor. Tamam sen oraya gir moruk. Ama arkasından girmemiz lazım. Ananı satayım. Ananı satayım. Bir şey hareket etti. Yok moruk ya. Gölgedir gölge. Kedidir o. Hiçbir şey değil ya. Abi çok sıkıntı ya. İçeri girmemiz lazım gençler. Bu bölüm gerçekten psikodelik. Gerçekten en aksiyonlu dava bu oldu ya. Bekle senin arkandan gireceğim. İçinden geçeceğim dayı, bekle. Ya bir şey duymadın. Oo işimiz zor, bizim işimiz var yani. Bu dayıyla işimiz var yani. Kaç kaç kaç, gir buradan. Buraya mı gireceğiz? Atla abi. Tamam. Şu an kaleye girmenin bir yolunu bulduk artık. Burası kale midir değil midir bilmiyorum ama. Bu ateş ne abi? Tamam, sıkıntı yok. Karşıya geçiyoruz. Karşıya da geçtik abi. Bakalım daha ne çıkacak. Ya bu kapıdan gireceğiz. Ya da burada bir at arabası var, ona bakacağız. At arabasına bakalım. Bu ne abi? Kan. Taze lekeler. Biri vurulmuş abi. Çizikler. Panik refleksi. Bir şey daha var. Bir şey daha olmalı. Cam kırılmış. Kaba kuvvet. Abi Orson'un başına bir şey mi geldi acaba? Bak adamdan nefret ediyorum ama şu an endişelenmeye başladım lan. Harbi şu an endişelenmeye başladım yani. Hocam ikiye ayrılıyor. Bir önceki yolu denemek istiyorum ilk olarak. Abi neden bir insan bir insanı mezarlığa götürür ki? Neden yani? Tamam burası zaten kilitliymiş. O diğer yoldan gireceğiz arkadaşlar. Bakalım ne olacak, çok merak ediyorum. Oğlum olay nerelere bağlandı ya? Jeremiah'ı takip ettik, o da Orson'un peşine gitti. Herhalde onu Sherlock sandı. Abi yine orada bir sürü güvenlik var ya. Sıkıntı yani, oraya nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Hocam random hareket ediyorum. Yok yok, hayal gördünüz. Çaktırmayın. Sıkıştık. Hocam gelme buraya. Yok moruk, rüya. Enes Batur gerçek mi rüya mı? Hadi eyvallah. Abi işimiz zor. Gerçekten işimiz zor ya.
Abi nasıl gireceğiz? Şurada bir merdiven varmış lan. Merdivenden çıkıyorum. Tamam, yukarıdayız, güzel. Araştıralım bakalım neler yapabiliyoruz. Buradan bir şey yapamayız. Assassin's Creed oynuyoruz sanki, anasını satayım ya. Bunları mı düşüreceğiz? Ne yapacağız? Oğlum buraya çıktıysak, aa orada bir şey var. Diğer tarafta bir şey var. İlgimi çekti. Burada da bir şey var. Ama ben ilk olarak o diğer taraftaki şeyi incelemek istiyorum. Orada bir şey var. Önemli bir şey olabilir abi. Önemli olabilir yani. İnşallah yakalanmayız onu ararken. Bakalım ne var yani. Orada bir şey parlıyordu. Yok yok, bir şey görmedin. Yok dayı, bir şey yok ya. Burada bir şey var. Yakut, ametist ve zümrüt, hepsi sahte. Sahte şeyler var. Kaç abi şuradan. Buradan da ilerle, merdivenden çık. Oo, bayağı dikkat çektik. Hemen yukarı. Hemen yukarı abi. Şuradan da aşağı iniyoruz. Aşağı da inelim. Daha ne var? İlerle baba. Oğlum yakalanıyorduk bak yine. Tamam, oradaki dayı da gitsin. Of abi ya, böyle bir aksiyon istemedim ben hiçbir zaman. Bu kapı da kilitli. Oo, işimiz var. Hadi dayı hareket et de biz geçelim ya. Hadi eyvallah. Yardır abi buradan. Oo, orada bir dayı var. O bizi görür. Burada ne var? Burada bir şey var. Yunan gözcüsünün üniformasının bir parçasına benziyor. Ne sahte eşyalar var ya. Miğfer tarzında bir şeydi o yani. Orada bir merdiven daha gördüm. Çanın sesi dikkatini çekecek adamların. Hemen buradan çıkıyorum. Onlar çana koşuyor abi. Yardır çabuk Sherlock, yardır. Yardır 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 yardır. İn aşağı. Hemen kapıdan girelim abi. Yani bunu yararımıza kullanalım. Ana kapıdan da girelim ve bitsin abi. Hey! We need to get out of here. Abi yok artık ya. Gerçekten yok artık. Ya tamam, Jeremiah seni kaçırdı. Belki ona kim besledin ama bizi görünce neden panik halinde adamı bıçakladın? Bunun bir sebebi olmalı güzel kardeşim. Lestrade, I'm glad you're here. What's happened, Mr. Holmes? We've come from the abandoned St. Patrick's Abbey. I uncovered a gang of armed bandits there who did their best to kill me. Again? I'll send our best team to arrest them. Well, I doubt that you'll find anyone left, but if you hurry up, you might just find the spoils left over from their burglaries.
I see. And I'd be very grateful if you could keep an eye on Mr. Wilde here. But Holmes... İyi oldu sana geri zekalı. Bütün işlerimizi mahvediyorsun ya. Manastır. Diyalog Orson Manastır'daydı. Ne yapacağız abi? Manastır'a mı gideceğiz? Ne yapacağız abi o zaman? Abi o zaman Orson'un şeylerinde bir şey var. Orson'un konuşmalarında bir şey var abi. Gelir sorunları, Orson, tehdit, borçlar, Jeremiah'ın ölümü, mahkumiyet. Burada bir şey var. Fleming'in amacı. Dark Percy Fleming, Sherlock Holmes'u öldürmek için güçlü bir güdüye sahip. Uzun yıllar hapishanede kaldığı için ve maddi sıkıntılardan dolayı Holmes'a intikam almak istiyor. İstiyor da bir şey yapmıyor bence. Tehdit. Orson Jeremiah, borçlar. Burada da bir şey var. Dark Percy Fleming'i kendisine olan borcundan dolayı kirli işinde Jeremiah'ı kullanmış olabilir. Fleming'in artık ödeme almasına gerek yok. Veya Jeremiah'ın Dark Percy Fleming'e çok miktarda borcu var. Şantajın sebebi bu. Ben bu adama inanıyorum abi. Daha da Jeremiah'ın ölümü. Orson ve Jeremiah. İşler burada patlıyor. Orson Holmes'u manastırda görünce Jeremiah'ı bilerek öldürdü. Veya Orson korkmuştu ve nefsi müdafaa esnasında Jeremiah'ı öldürdü. Bence kasten öldürdü abi, cinayet. O zaman bunları değiştiriyoruz. Bile bile yok etti masayı. Zamanında masamızı yok etmişti ya, o bilerek oldu. Bizim yakalanmamıza yardım etmek için bize tuzak kurdu meyhanede. Her şey bilerek oldu abi. Her şey bilerek oldu. Ve takıntılı bir adam. Bir şey birleşmiyor mu? Bir de konuşalım abi şunla. Please try to remember. In the slightest detail, etc. Well, apart from the smell of those bandits who kidnapped me, nothing special. And this Jeremiah was spending his time complaining about working for the fart. I think you mean the dot. Yeah, whatever. Jeremiah said that they should all wait till the fart was released. Makes no sense, right? Bir şey daha abi. Tanıklık. Orson dediğine göre Jeremiah Dark Percy Fleming için çalışıyormuş. Son şeylerimizi de birleştiriyoruz. Gerçek mi yalan mı? Orson Jeremiah'ın Dark Percy Fleming için çalıştığına dair ifadesi kulağa gerçek gibi geliyor. Veya Orson Dart hakkında yalan söylüyor. Jeremiah'ın Dark Percy Fleming için çalıştığını söyleme nedeni bizi yanlış bir yola sürüklemekti. Abi adam yani sürekli olarak şeyi tutmamış. Jeremiah'ı tutmamış. Sadece birkaç tane garip iş için kullanmış yani. Yalan abi. Hadi eyvallah. Buradan yeni bir delil geliyor. Orson suça dair tüm izleri gizledi. Yeni bir delil daha. Orson Welles suçlu. Bence bu abi. Orson Welles şerefsizin teki. Başından beri kahpelik yapıyor. Başından beri bize şerefsizlik yapıyor. Bizi görünce adamı bilerek şey yaptı, bıçakladı. Orson Welles suçlu abi. Şimdi ben Orson Welles'ın suçlu olduğuna inandım, denedim ama bu yanlış bir karar oluyormuş. Yani oyunun sonunda kararları kontrol edebiliyormuşuz. Ama yanlış bir karar. Orson Welles suçlu değil abi. Şöyle yapalım. Korkudan öldürdü desek. Rastlantı desek. Hep böyle bir şey. Yardım desek. Bize yardım etme amacı olsa. Yalan da söylemese. Gerçek olsa dedikleri. Dart Percy Fleming'i kendisine olan borcundan dolayı kirli işlerinde Jeremiah'ı kullanmış olabilir. Fleming'in artık ödeme almasına gerek yok desek. Percy Fleming suçlu. Dart Percy Fleming'i Holmes'u öldürmeye teşebbüsten suçlu.
Cezaevinde geçirdiği 7 sene ve bundan dolayı yaşadığı finansal sorunlardan dolayı intikam almak istedi. Jeremy Hatton'un suç ortağı. Ya Percy Fleming'i cezalandıracağız ya da kurtaracağız. Percy Fleming kirli işlerini yapması için Jeremy'yi zorladı. Karşı gelmesi halinde kız kardeşini genel eve göndermekle tehdit etti. Dart, Percy Fleming ağırlaştırılmış müebbet hapsi hak ediyor. Veya Percy Fleming'i kurtar. Percy Fleming için Sherlock Holmes'un öldürülmesini teklif eden Jeremy'nin kendisiydi. Jeremy borçlarını sildirmek için Percy'nin egosunu oynadı. Percy Fleming suça yönlendirilmiş ve hapishaneye gönderilmeli. Gönderilmemeli. Cezalandıralım abi bu adamı. Percy Fleming, you were charged with conspiracy to murder. What? You used Jeremiah Thorne in your little game because you didn't want your hands dirtied. Yeah, lying. Jeremiah spoke to me before he died of how you ordered him to throw the bomb and, after its failure, to abduct me. Nah, I don't know what you're talking about. Shut up. I think that it's perfectly clear. Attacking Mr. Sherlock Holmes is one of the quickest ways to be hanged. Nah, you can't do that. I'm an innocent man. Constable, take him back to the cells. Bu sonuca bakıyoruz abi. Tamam. Doğru adamı bulduk. Doğru adamı bulduk. Percy Fleming zalim ve soğukkanlı bir haydut. Jeremiah'ı tehdit edip ona pis işlerini yaptırmış. Fleming'i adalete teslim etmeye karar verdik. Yani abi sonumuz bu. Percy Fleming'i cezalandırdık. İpuçlarını da bulduk. Oyunun %77'si aynı şey oldu. Yani güzel bir davaydı arkadaşlar. Adam zaten bize kim besliyormuş senelerdir. Daha sonra pis işlerini yapmak için adamı kullandı. Ve başka bir aracı kullandı. O aracı da aslında yani oyunun sonlarına doğru Orson Welles'ten şüphelendim. Hatta son anda bütün şeyleri birleştirince Orson Welles dedim. Suçlu Orson Welles dedim. Çünkü bizi görünce panik yaptı. Adamı bıçakladı falan. Ama bu nefsi müdafaa, çünkü o an Jeremy bir şey yapabilirdi. Yani Orson Welles böyle tehlikeli bir adam gibi gözüküyor ama tamamen şapşal bir adammış. Ve aslında biz de düşünüyormuş ama hep yanlış yerde yanlış zamanda bir adam oldu. Yani başka da bir açıklaması olmadı Orson Welles için. Yani bu vakanın şey yanını sevmedim. Yani açık konuşmak gerekirse aniden şey Percy Fleming denilen bir adam ortaya çıkıyor. Ve aniden suçlu o oluyor. Yani Orson Welles falan olsa güzel olabilirdi. Daha etkileyici bir son olabilirdi ama zaten oyun da bizden şunu istedi. Sürekli Orson Welles'ın suçlu olduğunu düşünmemizi istedi. Yani ters o zaman çok tahmin edilebilir bir senaryo olurdu diye düşünüyorum ben. Ama yine de güzel bir senaryoydu. Yani içeriğine bakacak olursak o şeytan çıkarma şeyi olsun, işte mezarlıkla koşturmacı olsun, Alice'le olan şeylerimiz falan olsun. Oldukça etkileyici bir davaydı arkadaşlar. Benim oldukça hoşuma gitti. Daha da diyebilecek bir şeyim yok. Percy Fleming'i suçlu bulduk ve cezalandırdık abi. Adalete teslim ettik. Son iki vakamız kaldı arkadaşlar. Yani Sherlock Holmes'un yavaştan sonuna geliyoruz. Onun dışında da söylemek istediğim şey bu bölümün olayı da arkadaşlar, leb demeden leblebi. Yani sizlere geçen bölümün yorumlarından bir kişinin profil resmine dair bir kelimelik ipucu vereceğim. Onun kim olduğunu bilmeye çalışacaksınız. İpucum da arkadaşlar çiçek. Kim olduğunu bilmeye çalışın. O kişinin nickini yazabilirsiniz benim tahminim yazarak. Daha da diyebilecek bir şeyim yok arkadaşlar. Umarım bu vakayı beğenmişsinizdir. Oldukça aksiyonluydu. Sonu biraz daha iyi olabilirdi ama yine de güzel bir vakaydı. Daha da diyebilecek bir şeyim yok arkadaşlar. Sherlock Holmes The Devil's Daughter'ın bir sonraki vakasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feygocular.